Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için kalp anahtarlık videosu çekmek istiyorum. Tanıtımda da gördüyseniz kalbi çok tatlı, çok minik, çok şeker bir anahtarlık oluyor. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mavi, süt mavisi, buz mavisi seçtim. Siz pembe, yeşil, mavi, mor nasıl isterseniz arkadaşlar istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi kalp anahtarlığımız için önce başlayalım. Sihirli halka oluşturalım. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şimdi 6 arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Her sık iğne içerisine çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son sık iğnemiz 12. Evet, ikinci sıramızı yaptık. Şimdi bir sık iğne bir arttırma olarak ben yine işaretçimi koyacağım arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. İşaret iğneleri var. İsterseniz onu kullanın. Ben farklı renkte bir ip kullanıyorum. Sıra sonu sıra başını belirtmek için. Yoksa şaşırırız. Şimdi 1x bir arttırma. Sıra sonuna kadar 1x bir arttırma yapalım. 1x bir arttırma 1x bir arttırma pembe ipi işaretçi koyduğumuz yere kadar 1x bir arttırma 1x X demek sık iğne demek arkadaşlar. Arttırmada bir sık iğne içerisinde iki tane sık iğne yapmak demek. Mutlaka bilenleriniz de olur ama ben bilmeyenler için tekrar ediyorum. Ve bunların tek tek videolarını çektim. Sık iğne videosu, arttırma nasıl yapılır. Şimdi üçüncü sıramızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıramıza geçelim. İki sık iğne bir arttırma. Bir, iki, ve üçüncüye çift batacağız. Yani iki sık iğne bir arttırma. Bu sırayı sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamlayalım. İsterseniz videoyu dondurun. Ben de dondurayım. Sıra sonuna kadar yapalım. Sonra bir sonraki sırayı birlikte yapalım. Evet, dördüncü sıramızda iki sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi bu sırayı ve son 3 sıramızı hep düz öreceğiz arkadaşlar. Arttırma yapmadan bu sıradan itibaren başlayarak toplam 4 sıra olacak şekilde sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 24 toplamda 24 sık iğnemiz var. Yani 4 sıra boyunca 24 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Dediğim gibi yine isterseniz videoyu dondurun. 4 sıra yapın. Sonraki adımları birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 sıra boyunca 24 sık iğne olacak şekilde ördük. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bu işaretçimizi çıkartalım. Şimdi arkadaşlar bu kalp anahtarlığımızın birinci parçasıydı. Şimdi biz aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Bunu koparacağız. Bunun ipini kopartacağız. Şöyle. Hatta şöyle yapın daha sağlam olsun diye arkadaşlar. İlmek kaydırma işlemiyle bağlanalım ki ipi kopardıktan sonra sağlam olsun. İlmek kaydırmayı mutlaka bilenimiz de vardır, bilmeyenimiz de. Onu da göstermiş olayım ama videolarımda da var arkadaşlar. Şimdi ben bu parçayı kopardım.
Şimdi aynı parçadan bir tane daha örelim, sonra birleştireceğiz arkadaşlar. İsterseniz videoyu başa alın. Ben de aynı parçadan bir tane daha öreyim. Hatta şöyle tarif edeyim isterseniz kısaca. Sihirli halka yaptık. İçerisinde 6 sık iğne yaptık. 6 sık iğnenin içerisinde 6 tane arttırma yaptık. Sonraki sırada 1 sık iğne, 1 arttırma. Bir sonraki sırada 2 sık iğne, 1 arttırma. Ve 4 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan 24 sık iğne ördük. İsterseniz tarifle yapın, isterseniz başa alın arkadaşlar. Ben şimdi videoyu donduruyorum. Aynı parçadan öreceğim. Sonra birlikte birleştirelim. Evet arkadaşlar. Birinci parçamızı örmüştük. Şimdi ben ikinci parçamızı ördüm. Siz de örmüşsünüzdür. Şimdi ikinci parçamızda ipimizi kesmiyoruz. Birleştirme yapacağımız için şu şekilde. Şimdi birleştirmemizi yapalım. 24 buradan, 24 buradan 48 adet sık iğne olacak. Birleştirmeyi direkt şuradan ilmek kaydırma yaptığımız işlemin oradan da yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir saniye kamerayı düzelteyim. Evet. Şu şekilde sık iğne ile bağlanalım. Bakın. Sık iğne ile bağlandık ve birleşti. Şimdi bütün çepeçevre 24 buradan, 24 diğer parçadan toplam 48 sık iğne olacak şekilde kalbimizi, kalp anahtarlığımızı örelim. Birleştirdikten sonra bütün çepeçevre ördükten sonra zaten şekil kendini belli edecek. Şu sırayı bitireceğiz şimdi. Evet. Son sık iğnemize de geldik. Onu da yaptık. Şunu da yapacağız, pardon. Evet. Şimdi bir sonraki sık iğne arkadaşlar. Şuna. Yani yan tarafa atlayacağız hemen. Şöyle. Şimdi bu tarafı çepeçevre öreceğiz. Son sık iğneye kadar hızlıca örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son sık iğneye kadar geldik. Gördüğünüz gibi iki parça şöyle şu an birleşti. Şimdi azaltmalara geldik. Bu parçanın da son sık iğnesini ördükten sonra artık buraya, yani toplam 48 adet sık iğne ördükten sonra tam şuraya işaretçimizi koyalım. Şimdi 10. sıramızı yapacağız arkadaşlar. Yani 48 adet sık iğne ördükten sonraki sıramızı. Şimdi burada 6 sık iğne bir azaltma azaltmalara başlayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve azaltıyoruz. Azaltmayı da bilen ya da bilmeyen arkadaşlarım vardır. Burada da görebilirler ya da azaltma videolarım da var arkadaşlar. Oradan da daha detaylı bir şekilde izleyebilirler. Bu sırayı sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde örelim arkadaşlar. Pembe koyduğumuz ya da siz nasıl bir işaretçi koyduysanız koyduğumuz işaretçiye kadar bu sırayı sıra sonuna kadar şöyle gelip 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde yaptık. 42 sık iğneye ulaşmış olduk. Azalmaya başladı sık iğnelerimiz. Şimdi bir sonraki sırada hiç azaltma yapmadan dümdüz bir sıra 42 sık iğne olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım. Bu sırada azaltma yapmıyoruz. Sadece sık iğne.
Sıra sonuna kadar hiç azaltma yapmadan dümdüz skene yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet. Bir sıra boyunca 42 sık iğne olacak şekilde dümdüz ördük. Şimdi bir sonraki sırada 5 sık iğne bir azaltmaya yapacağız arkadaşlar. 5 sık iğne bir azaltma 1 2 3 4 5 ve azaltacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde bu sıramızda tamamladık. 36 sık iğneye düşürmüş olduk sık iğnelerimizi. Şimdi 2 sıra boyunca hiç azaltma yapmadan yine düz sadece sık iğne örelim arkadaşlar. Bu sırayı ve bir sonraki sırayı yani toplamda 2 sıra 36 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Tekrar isterseniz videoyu dondurun. Ben de donduracağım. 2 sıra boyunca örelim. Sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 sıra boyunca 36 sık iğne olacak şekilde ördük. Şimdi bir sonraki sırada 4 sık iğne bir azaltma olarak devam edeceğiz. Bu sıramızı 4 sık iğne bir azaltma 2 3 4 ve azaltıyoruz. Evet, bu sırayı da sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi 30 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi bir sıra boyunca dümdüz hiç azaltma yapmadan bu sırayı 30 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Dümdüz hiç azaltma yapmadan 30 sık iğne olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, 30 sık iğne olacak şekilde dümdüz ördük. Şimdi bir sonraki sıramıza geçtik. Burada da 3 sık iğne bir azaltma olacak şekilde yapalım. Bu sıradan sonra 3 sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra arkadaşlar yine dümdüz hiç azaltma yapmadan bir sıra daha öreceğiz. Yani bu sırayı 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 24 sık iğne elde etmiş olacağız. Bir sonraki sırayı da 24 sık iğne olacak şekilde dümdüz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 sık iğne bir azaltma yaptık bir sıra. Bir sonraki sırayı da dümdüz hiç azaltma yapmadan ördük. Şimdi yavaşça artık doldurmaya başlayabiliriz. Çünkü artık iyice küçülmeye başladı ağız kısmı. Boncuk elyafla dolduralım arkadaşlar. Tabii elinizde farklı bir elyaf varsa, ben her zaman her videomda söylüyorum. Elinizde elyaf yoksa ve bu iş için elyaf alacaksanız mutlaka boncuk elyaf kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama evinizde elyafınız varsa değerlendirmek istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ama parayla alacaksanız boncuk elyafı almanızı tavsiye ederim. Amigurumi oyuncaklar için. Daha kullanışlı oluyor. Güzelce dolduralım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Güzelce doldurduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu sırada 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Kalp anahtarlığımız oluşmak üzere 2 sık iğne bir azaltma. Anahtarlık örmeye meraklıysanız eğer arkadaşlar diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Nazar boncuğu anahtarlık, tavşan anahtarlık, civciv anahtarlık vesaire. Çeşit çeşit anahtarlıklar yapmaya çalışıyorum. Bakmak isterseniz diye söylüyorum. Bu sırayı 2 sık iğne bir azaltma olacak şekilde tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sırada hiç azaltma yapmadan dümdüz sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar.
Düz örgülerde ya da belirli örgülerde sıra sonuna kadar video karşısında örmek istemiyorum. Çünkü sizin vaktinizi almak istemiyorum. Ben sıra sonuna kadar örün dedikten sonra siz de videoyu dondurun. Ben de donduruyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Ondan sonra açıyorum ben. Siz de ondan sonra açarsanız direkt kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Bu sırayı şimdi dümdüz örelim sıra sonuna kadar. Hiç azaltma yapmadan arkadaşlar donduralım videoyu tekrardan başlarız. Evet. Dümdüz ördük arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir azaltma olacak şekilde son sıralara yaklaştık. Kalbimiz artık oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Sonra bunu dümdüz bırakmak isteyen olursa yani kalbi hiç işleme yapmadan direkt şuraya anahtarlık kısmını takarım diyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben minik bir işleme yapacağım kalbime. Siz de istiyorsanız videoyu izlersiniz arkadaşlar sonuna kadar. Şimdi bir sık iğne bir azaltma. Bu sırada bir sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma yapalım arkadaşlar. Bir sonraki sırada da hiç azaltma yapmadan dümdüz örelim arkadaşlar. Bu sırayı bir sık iğne bir azaltma. Bir sonraki sırayı da dümdüz hiç azaltma yapmadan dümdüz sık iğne olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Videoyu donduralım. Evet arkadaşlar. Bir sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra bir sıra boyunca da dümdüz örmüştük. Şimdi son sıraya geldik. Artık kapatacağız. Bu sırada 6 kere azaltma yapacağız arkadaşlar. Bir yan yana hep azaltacağız. 2 3 4 5 ve 6. Artık son azaltmamızı yapıp ipimizi koparacağız arkadaşlar. Çok az uzun keselim isterseniz. Düğüm yapalım oradan. İğneyle batarak çıkalım. Şöyle elimizde düzenleyelim. Kalbimizi de şöyle. Şuranın çok yukarıda kalmasını istemiyorsak arkadaşlar. Yani şöyle çıkık olmasını istemiyorsak biraz içlere doğru girerek şu şekilde. Evet. Yaparak bakın şöyle çektiğimiz zaman tam kalp köşesi gibi oluyor. Ama elyaflara batmadan yandan yandan şöyle kalbin çeşitli yerlerinden çıkarak hepimizi kaybedelim. Sonra bir yerde keseceğiz. Artık açılmayacağına emin olduğumuz yerlerde. Evet. Sıkıca çekerek. Evet arkadaşlar kalbimiz tamamlandı. Ben şimdi şu kısmını da yapmak istiyorum. Anahtarlık olan kısmını da yapmak istiyorum. Sonra kalbimizi ben işleme yapacağım arkadaşlar. Siz isterseniz işleme yapın ya da yapmayın. O tamamıyla sizin zevkinize, keyfinize kalmış bir şey. Ben şu bölgesini yaptıktan sonra ipi takıyoruz. Evet. Hatta biraz uzun takalım ki bu ipi de sonra gövdede kaybederiz arkadaşlar. Çıkmaması için. Biraz uzun takabiliriz. Ya da başka yöntem biliyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Şimdi burada zincir çekelim. Üç, dört tane, beş tane yeterli sanacağım. Evet. Şimdi buradan çektiğimiz zinciri şu hemen yandaki sık iğneye atarak sık iğne yapar gibi. Evet.
Şu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunu da uzun keselim. İğneyle yürüteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipleri kopardık, yürüttük. Şuradan anahtarlığımızı asabilirsiniz. Ben anahtarlığı bu şekilde bırakacağım diyorsanız arkadaşlar, siz bu şekilde bırakın ama ben buna minik işlemeler yapmak istiyorum. Şöyle düzeltebiliriz bunları. Bazen uzun, bazen kısa gözükebiliyor. Onlar hiç sıkıntı değil. Düzeltebiliyoruz. Eğer böyle bırakmak isteyen arkadaşlar videoyu burada bırakabilirler. Ama ben işleme yapacağım birkaç tane. Onu izlemek isteyen arkadaşlarım, yapmak isteyen arkadaşlarım videoyu izlemeye devam edebilir. Evet arkadaşlar, işleme için ben kirpik yapacağım siyahla. Başka renkte de yapabilirsiniz. Ben belki arkasına sonradan başka renkte de yapabilirim. Önce bunun için şu şekilde kirpik yapacağız arkadaşlar. İsterseniz önce şuradan bir yerden çıkalım. Şöyle. Şuradan atalım. Tekrar aynı yerden çıktım. Şöyle alta doğru oval bir şekil vereceğiz. Şöyle. Onun için tekrardan tutturmamız gerekiyor arkadaşlar buradan. Şuradan tam ipin ortasından da çıkabilirsiniz. Yani ipi buraya tutturmak için şöyle. Şimdi kirpikleri yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle ikişer sık iğne gibi, yani şöyle bir iki birkaç aralıklarla, sıra aralıklarla. Buraya fazla yaptıysanız şuraya bir sık iğne yapın. Bir küçük, bir büyük, pardon. Bunu başka renkte de yapabilirsiniz. Ben önce siyahla denemek istedim. Şöyle çıkartalım. Evet, aşağı doğru çekelim. Bir kısa, bir uzun olacak şekilde. Şöyle tamamıyla kafanıza göre yerlerden batın. Şuradaki yerler yeter sanırım. Sonra direkt şuralara geçebiliriz. Bir uzunluğu, bir kısalığı yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin keyfinize kalmış arkadaşlar. Ben şöyle bir şekil yapmak istedim. Bir de şu dipten çıkartalım kirpiğimizi. Şu dip kısmına.
Şuraya da bir tane yapabiliriz aslında. Hemen dipten şuradan bir tane daha batalım. Evet. Şuradan batarak bu kısmı bitirelim. Bunu başka renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi daha güzel bir şekil yapabilirim diyorsanız, daha yaratıcıyım diyorsanız tabii ki neden olmasın. Bu şimdi şu şekilde şurada böyle oldu. Bir tane de şöyle karşıya yapacağım. Arka tarafa da başka renk de yapabilirsiniz. Ben başka renk yapacağım ya da başka bir motif yapabilirim. Çift taraflı kullanabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Karşı tarafı da şurayı hizalayarak arkadaşlar kendiniz yapın. Ben de kendim yapayım bunu. Evet arkadaşlar. Ben gözlerimi işledim. Minik tabii böyle dudak gülümseme yapmak istedim pembe iple. Siz arkasına başka bir şey işlemek isteyebilirsiniz ya da hiç işlemeden bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla size kalmış bir şey. Kalp anahtarlığımız burada bitti arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.